Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. EICMA'dayız, fuardayız. Honda standındayız. Kocaman bir stand yapmışlar. Şuradan başlamak istiyorum. Honda Monkey. Sen maymun musun? Ne güzel yapmışlar. Yani hakikaten dekorluk motorlardan. Bir tane de burada Super Cup var. Zeki Hoca'nın çok sevdiği. Ne diyorsun hocam? Çok şıkıdır. Çok güzel değil mi? Güzel. Hakikaten güzel. Türkiye'de çok mantıksız bir fiyatı var ha. Ama güzel mi? Güzel yani. Kötü diyemem. Şurada CRF'ler var. Onları göstermek istiyorum. Bunu, ha MSX var. C90 diye eski bir modeli var. Dünyanın en sağlam motoru seçilmiş. 15. kattan atmışlar en son. Bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Yani. İyi. Mantıklı. MSX var. Bak bu bizim, bizde yok. DAX 125. Çok güzel değil mi ya? Bu bizde yok mu? Yok, ben görmemişim. Bu da kap. Adı ne DAX? DAX 125. Ha, kap gibi çalışıyor ama şey değil. Çok değişik ya. Evet, geçiyoruz. Şu CRF serilerine bakalım. Abi şu makine Türkiye'ye gelse ya. Yok ki, bu spesiyal mı şey mi? 450. 450 ağır. Bunlar gelmiyor. Bir gelse 250 RX var. Bunlar hep şey, spesiyal. Bunlar spesiyal mı sence? Cadde makinesi değil. Bak burada ne var? Forza 300 mü bu? O nedir? Forza 750. Bu var Türkiye'de. Bu gelecek Türkiye'ye. 750'nin Urban'ı varmış. Bu 250 galiba. Şey, 350 bak. Forza 350. Tabi bize vergi diliminden dolayı 250 olarak geliyor ama şimdi hani şey de gelmeye başladı ya, bu ADV 350. Bence insanlar o 350 fiyat bandına alıştı. Yani bunu da bence Türkiye'ye getirseler ben satacağını düşünüyorum. 250'nin üstünde bir güç iyi hissettiriyor insana. Ben seviyorum. Başka ne var burada? Forza 125 var. Bu fiyat bandından dolayı Türkiye'ye geleceğine ihtimal vermiyorum. B sınıfı ehliyet uyumundan dolayı hani Avrupa'da tutuluyor. SH 125 var. Bunun da eskileri vardı değil mi hocam Türkiye'de? SH 200, 150 vardı. 150 vardı. Bu 125'liği... Çok güzel değil mi? Ya güzel de abi, bu nedir ya? Ama... Savaşa mı gidiyorsun? Çünkü bu cam konfor bekleyemiyor. Kazalardan, belalardan, ayetel kürsü gibi cam. Ben bilmiyorum ama bu kadar cam sevmiyorum ya. Bak burada da diğer renkleri var. Ya bak onunki de büyük bak. Bu da, bu daha bunlar, da büyük araç. Bunlar artık gün, yani tamamen günlük araç olarak düşünmek lazım yani. Başka ne var? Bak SH 150'siymiş bu da. Bak SH 150. Bu da 150'siymiş. Çok güzel. Bunların da gene Türkiye'ye geleceğine çok ihtimal vermiyorum. Ama güzel mi? Güzel. Scooter'ları ben seviyorum. Yani. 365 gün sen motora biniyorsun. He. Sen abi böyle bir şey İstanbul'da çok işe yaramaz mı? Yani? Abi ben biraz şey seviyorum ya. Pizzacı oturuşu seviyorum. Bu tabure işi bana, benim sistemime uygun değil. Ama iş yapar mı? Yapar. ABS var mı? Ona bakalım. ABS var. He. Güzel. 125'inde var mıydı? Ona da bakalım. 125'te de var. 125'liklerde kombine getiriyorlar. ABS getirmiyorlar. Evet, var mı ABS? 125'inde ABS yok. Bak şu ikisi ilginç. Bunlara bakalım. Bunlar ne? Neymiş? İlginç kasalar. Ne bu? Bu da 350'si. Çok 6000 euro. Kaç? 4 asgari ücretle gidiyorsun, alıyorsun. Bizde 4 asgari ücretle ne alıyorsun? Nasihat. Bu da SH 350 abi. 6000. Aynı kasa ama 350'lik. Gazlı böyle güzel. Ben çok beğendim ama. He? Çok beğendim. Rengi çok güzel gerçekten. Rengini sevdiğimi söylemeliyim. Farklı renkleri de var. O da mı aynı? Bu 150'si abi. Gel, Türkiye'ye gelmeyecek mallardan çok bahsetmemize gerek yok. Şöyle öne doğru gidelim. CB250 ağır mı bu? Naked. Yok, bu ne? Başka bir şey. Oo. Neymiş ha, CB1000 ağırmış bu. CB1000 ağır. Kendi malı tabii, inceliyor. İnşallah biz de böyle motorlar yaparız da uluslararası fuarlarda gider inceleriz. Sıralı 4 hocam, ne diyorsun? Ben 250'lik zannettim. Görüntü kompakt, çok güzel. Çok güzel ama binlik. Neymiş İtalya fiyatı? TFT, 15 bin euro. TFT ekran vermiş, koymuş. Kısa bir gidon. Geniş depo. Depoyu tutmak güzel. Böyle hafif yatık oturuş. Güzel. Buna binmeyi isterim yani. Test etmeyi isterim. Allah nasip etsin diyelim. Alt motoya gelirse nasip. Bir tane belki test ederiz. Yuvarlak motorlu terör örgütü. Bu da 650'liği. Hani rahmetli diyor ya, binlik olmaz ama 600'lük olur diye. Bu ondan. Goldwing'ler var. Goldwing'leri gösterelim. Bu abi neye binmiş de bunu inmiyor. Bu ben. 250'si. Yok, bu da 650. Bir dakika, ilginç bir şanzıman var. Bu ne? Nuri, bu ne? He? Bak bu ne? Bu ne dostum?
Ne yapmışlar buraya? Ne koymuşlar oraya? Quick shifter. I don't know the part technical. What you know so? Ya biz de senin gibi teknik bir şeyden anlamıyoruz ama. Gel buradan şeyine bakalım abi. Thanks. Ha, E-clutch diyor. E-clutch dediği DCT gibi mi yani? Değil ama debriyaj var bak. Allah Allah. Yani bunu daha önce görmüş müydün sen? Yok, görmedim. Transmission multidisk in banyo. Banyo dediği ıslak. 6 marka dediği 6 vites. Final katena sigilata diyor. Con O-ring. Kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. İyi bir şey abi. Honda'dan kötü bir şey beklemeyiz. Grazie. Anladığımız kadarıyla şey, yarı otomatik bir sistem yapılmış. Detayları inşallah ortaya çıkar diyelim. Hornet'i biliyorsunuz. Abla kapmış Hornet'i. Hornet CB 300'er. Bu bize 250 olarak geliyor biliyorsunuz. Gerçi. He, bu bir 300'lüğü Avrupa'daki. Şu gidondaki yaldızlı boya çok güzel. Bunu ben eskisini de çok beğeniyordum. Yenisini sürmek nasip olmadı. Hakikaten başlangıç için. Veya böyle başlangıcın bir tık üstüne geçmek için ideal olabilecek bir motor. Severiz. Aa bak hocam, burada ne var? Bu ne? Çok ilginç bir şey. CMX 1100. 1100. İki silindir. İki silindir. Döküm jantlı. DCT bu arada. Bir şey değil mi? Allah. Senin anlattığın 250'liğin büyük 1100'lüğü. Yok, o değil. Bu Türkiye'ye gelmiyor. DCT bu arada. Şey yok. DCT. Vites yok. Hız sabitleyici var, sürüş modları var, elektronik gaz var. Ama böyle bir 1100'lük makineye biniyorum havası oluşturmadı bende ya. Hani düşük bütçeli Harley gibi olmuş, glide kaç, olmuş. Kaç silindir bu? 2 mi? 2. CMX 500 Rebel. Bu aslında gelse Türkiye'de satılır. 500'ü. Ha, bu 1100'lük. Bu buymuş. Ayak pekleri biraz önde. Bu da DCT. O da mı DCT? Evet. Bu kaçlık? 1100. Aynı makine. Hız sabitleyici falan var. Şeyine bir bakalım, beygirine, torkuna bir bakalım ne diyorlar. 64 kW var. 100 tork, 4750. 100 tork, güzel makine. 20 litre deposu varmış. O küçük depo 20 litre mi alıyorsun? Öyle diyor. Ben de onların yalancısıyım. Bu da CB 500, şey CMX 500 Rebel. Bu da güzel, yuvarlak farlı falan. Ah düşün var ya, o selenin yüksekliğine baksana. Çok güzel. Bak, mesela bizde en büyük sorun nedir? Ayağım yere yetmiyor. Ayağım yere yetmiyor diyen arkadaşlar bak, için motor bulunmuyor. Bak 1.75 boyla buraya koyuyor. Dizini koyarsın diz kapağını ya. Hani 1.65 bir hanımefendi bile çok ne rahat. Ne 1.65'i? 1.55, 1.50 bile kullanır bunu yani. Çok rahat. Yani çok da şey yapma istersen. Yok, çok da şey yaparım yani. Baksana senin şey. Yani motoru iki ayağımda motor tutmak gelse istiyorum diyenler için güzel seçenek olabilir. Ne, burada motor ne var? Bu da 250'liği. Mis. Yok, bu da 500'ü. Bu da farklı bir seçeneği. Çok hoş. Güzelmiş gerçekten. Sele'deki bu baklava desenleri ya falan güzel. Abi dizime geliyor Sele'ye bak. Şuna bak yüksekliğini yani. Hakikaten kadar güzel. Gel abi bakalım başka ne var? CB'lere bakmıştık. Bunları ne, niye böyle şey almışlar? Ne bunlar? Hornet'in girme F18 içi, bilmem ne versiyonu. İçeri girme demiş. Hornet, burada gene Hornet bunu var. Bunu test etmiştik. Hornet'i bildiğimiz makina. Burada bir scooter var. Ha, ADV 350. Evet evet, bence. Bunu çektik, kanalda videosu var. Burada ne varmış? CB 250 galiba. CL5. Senin anlattığın mı o? O Türkiye'dekinin 500'lük versiyonu, Avrupa'daki. Çok güzel. Bu da yok değil mi bizde? Bu bizde yok ama geleceği söylenmişti. Çok güzel bir motor ya. CL250'deki bu kalitesiz malzemeyi görmüyorum bunda. Bunda biraz iyileştirilmiş. İyi mi malzeme? Daha iyi. Ama çok güzel bir gene motor. Gene böyle kompakt, ergonomi güzel, dar gidon güzel. Çok hafif bir debriyajı var. Bak farı yuvarlak, sizin far yuvarlak. Örgüt eviye. Aa, bizim örgütten, bizim tarikattan, o güzel. Geçiyoruz efendim. Asıl bomba bu abi. Bu ne? NX500. Hani CB500X üzerine çok hayaller kuranlar vardı. Bu onun yerine bir seçenek olabilir. Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz henüz. 471 cc. Efendime söyleyeyim. 2 silindirli. 48-35 kW A2 uyumlu. 48 beygir. 3.2 litre yakıt tüketimi var. Yani NC'nin daha düşüyor. Düşmanı olabilir. 43 Nm torku varmış. Bir üstüne binmek istiyorum. TFT ekran var, o güzel. İlk oturduğumda bir NC havası yok. Yani şu panel falan biraz Afrika Twin'i andırıyor. Transalp'e bindin. Yani TFT ekran burada, joystick düğme kullanmışlar. Traction control görüyorum. Korna sinyal yerli yerinde. Yok, değiştirmişler.
sinyali alta almış gene onlar. Oğlum cins misiniz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ya bin yıldır bu altta işte korna. Ama kalan detayları güzel. Böyle boya kalitesi, karenajı, selesi ucuz durmuyor yani. Güzel. Ben sevdim. İnşallah Türkiye'ye de gelir. Test imkanı da buluruz. Ben şu arkadakine bayıldım ya. Tam. Ben böyle çıkayım, siz bir konuşun. Bir konuşun. 1970'te yaşamak isterdim yani. Evet, ne var? NC var. NC'nin anlatılacak pek bir tarafı yok. Böyle güzel koruma demirli çantalı versiyonunu yapmışlar. DCTC 10.000 euro abi. Ne demek? 300.000 TL yani bugünün kuruyla. İtalyan abimiz şurada, hani kahve içtiğimiz garson abi, 6 maaşıyla ulaşabiliyor. Bu arada şurada kahve içtik, 1.5 lira Starbucks'dan daha ucuz. Gerçekten çok komik yani. Hani Milano, ki İtalya'nın en pahalı yerlerinden biri, burada kahveyi 30'la çarpınca bile daha ucuz olması. Neyse. Bunun deposu mu büyümüş? Bana mı öyle geldi? Bunun deposu büyümemiş. Bu da gene 300'lük olarak Avrupa'da satılıyor. 286 cc, 27 beygir, 26 Nm'de tork üretiyor. Bildiğimiz, sevdiğimiz Hayko Cepkin farlı CRF. Eski depo bu kadar yukarıda mıydı? Nasıl? Eski depo böyle deve horgücü gibi bu kadar yukarıda mıydı? Eski depo bu kadar yukarıda idi. Yalnız bu Türkiye'de bizim Murat bir Türk fincan aldı yeni. Onunla biraz farklı gibi geldi bana ya. Bana acaba da sanki. Yan yan motoru da çok az gördüm. Şu ayrıntı hoşuma gitti. Bak, havadanlık koymuş. Havadanlık eskilerde de vardı. Orada abi mıydı? Tabii tabii. Bende 2016'sı vardı. Onda da geliyordu. Transalp'i biliyoruz. Burada X Adventure'lar var. Bak şu çanta çok iyiymiş ha. Bu boşluk zaten bir işe yaramıyordu. Bu 750 mi? Bu XADV 750. Çok yakışıklı değil mi ya? Vallahi ben bu motoru biraz manasız buluyorum. Niye? Güzel motor aslında. Ama Afrika Twin'le aynı paraya satıyorlar abi. Saçma ya. Bak Transalp'in fiyatına bakıyorum. 10.700 euro. Fiyatı ne kadar? Bak Transalp 10.700 euro. 14.400 euro. 4.000 euro daha pahalı. Neden abi? Yarım motor parası yani. İki gözümün bir çiçeği ya. Hele bak. O eski, evet. Hakikaten çok güzel. Evet. Baba son olarak Afrika. Afrika Twin'e de bakalım. Afrika Twin'in yenisi. Soruyordunuz. 102 beygir. Bu yeni renk. Bu 21 inç olan. 21 inç. Fiyatı yazmıyor burada. XADV ile kıyaslamak istiyordum fiyatını ama. Şu çok güzel değil mi? Rengilerine bayıldım. Bu L1 galiba. Kısa cam. Depo küçük. Jant 19 mu 21 mi sence? Jant 21 abi. Çok güzel renkleri ya. Renkleri güzelmiş gerçekten. Ha şurada var bir tane. Bu ne? Bu rengi de güzelmiş ha. Bu bildiğimiz Afrika Twin. Biraz makyajlanmış sadece. Bildiğimiz, sevdiğimiz Afrika Twin. DCT değil mi bu? Bu DCT, evet. Nasıl çalışıyor bu? Güzel. Şimdi tabii bu yerde mi? Yerde. Aynı 84 herhalde. İki ayağım yere tam kapanıyor ki ayağımda bot bile yok yani. Sen kaç? Hani 1.75 boyda alabileceğiniz sonuç bu. Onu söyleyelim. Burada Fireblade'ler var. Rajinknet. RR'lar var. Hadi gel bunu da gösterek bari. Yalnız bu makine tutulmadı Türkiye'de, biliyor musun? 3R'lı mı? 3R'li mi? 3R'lisi tutulmadı. Geçen hatta Half Moto'ya bir tane geldi. Abi takas olur mu falan diye. Abi dedi, bu gitmiyor bizde dedi ya. Hani. Ve müşteri bunu mu getirdi? Hayır. Müşteri bunu getirdi. Başka bir şeyle takas etmek istiyordu. Takasa almadılar. Bu bizde tutulmuyor dedi. İyice. Hani rakipleri çok iyi. Bu artık biraz şey kaldı gibisinden. Ha. Fiyatına göre fiyat fayda düşük derdi. Ne var rakibi orada? Onların yalancısıyım. Şey, Espinarar mı? Ya Espinarar var, Alder var, Ducati'de Panigale var. Bir sürü bir şeyler var yani. Ama tam pist makinesi abi yani. Hani paranın sınırı olmasa böyle bir şeyin olsun istersin yani. Şöyle çıkıp gazlamak için. Allah nasip etsin. Evet, Honda işleri de aşağı yukarı bu kadardı. Hani ne gördük, ne görmedik derseniz aşağı yukarı bildiğimiz şeylerdi. Şu NX500 biraz bir şey söylüyorum. Honda'da iki motor hakkım var. En çok hangi ikisini beğendin? Gelmeyenlerden söylüyorum. Gelmeyenlerden mi? Abi şeyi, SH350'yi beğendim. Aynı. Her ne kadar oturuş pozisyonu bana çok uygun olmasa da scooter'da Honda ve Yamaha. Bunlardan ikisinden birini tercih etmek
her zaman iyidir benim için. Yürür, parçası bulunur o anlamda. Diğeri de ne olurdu? Orta sınıf motosikletlere meraklıyım. Hem yakıt tüketimi hem kolay ulaşılabilirlik anlamında şu NX500'den bir dal alırdım yani. Afrika TV'ni biliyorum. Transalp'i sevmedim. İşte racinglere hani çok merakım yok. Başka bakıyorum. Yani CB1000R de olabilir. Ama gene de NX'i bir alırdım ya. Sen söyle. Ben de seninle aynı kanaatteyim. SH350'yi çok beğendim. Çok beğendim. Bir daha bir o senin bindiğin Scrambler gibi olan var ya 500'lük. He, Rebel. Dünya turu motoru ya. Yuvarlak farlı. He. Motosiklet dediğin. Yuvarlak farlı olur. Düz depo, düz koltuk. Bitti. Söyleyeceklerimiz aşağı yukarı bu kadardı efendim. Başka bir standtan çekeceğimiz videoda görüşmek üzere diyelim. Bu videoyu size ulaştırabilmemizde, burada olmamızda desteği olan Yamaha Türkiye ve Half Moto'ya da teşekkürü bir borç biliriz. Hoşça kalın efendim. Kalın.